görüşürüz. Sakın geç kalmayın, olur mu? Merak etme, kalmayız. Hadi Yağmur. Geldim. Günaydın. Günaydın. Çocuklar çıktı mı? Şimdi çıktılar. Yumurtalı ekmek yaptım. Yiyemeyeceğim maalesef. Ama sen çok seversin. Vallahi hiç vaktim yok. İş yerine bir şeyler atıştırırım artık. Yağmur'a hediye almak istiyorum. Öğlen uğrasan beraber bakar mıyız? Bugün çok yoğunum. Çıkabileceğimi hiç zannetmiyorum. Zaten bir de öğleden sonra okula gideceğiz. Peki akşam çocuklarla bir şey yapalım mı? Sinemaya gidebiliriz mesela. Akşam mı? Ya çocukların ders çalışması lazım. Ben de çalışıyorum. Erkenden yatmak istiyorum. Ama yine de çok istiyorsanız siz Makbuş'la gidin. Benden sıkıldın mı? Hoppala. Bu da nereden çıktı? Of nana, bazen bana karım gibi davranıyorsun. Beni hiç sevmiyor. Hem de hiç. Aa, ne oldu evladım sana sabah sabah? Yok bir şey. Nana, kızım. Çok mutsuzum. Kendimi bu evde fazla hissediyorum. Hayda. Lucy, iyi misin? Hadi kalk. Hadi kalk. İyiyim, yok bir şey. Aman sen de mahalle bir çocuğu musun? Hemen ağlıyorsun. Çok kötü düştü, görmedin mi? Düştüm diye ağlamıyorum. Kalemim kırıldı diye ağlıyorum. Aman alt tarafı bir kalem, ne olacak? Babam hediye etmişti ama. Ne var yani baban hediye ettiyse? Senin de baban bir şey hediye etseydi ne demek istediğimi anlardın Özge Hanım. Yani? Aptal mahalle bir çocuğu, ne olacak? Ne oluyor çocuklar? Niye itişip kakışıyorsunuz? Babacığım neredesin? Gel artık ne olur. Baksana herkes benimle alay ediyor. Ne olur babacığım gel artık, yalvarırım gel. Ne olursa olsun seni bulacağım babacığım. Sonra da gördüğünüz gibi Hulusi'yi ittirip koşarak gitti öğretmenim. Biz de bir şey anlamadık. Bu Özge'ye neler oluyor son günlerde? Söyleyin ona, odamda bekliyorum. Zaten projenizi bozduğu için iyi bir cezayı hak etmişti. Bir de bu üstüne tuz biber ekti. Hı hı. Babası yok ya, o yüzden böyle davranıyor bence. Ay evet. Ne yapalım yani? Bunun suçlusu biz değiliz herhalde. Olsun Emre. Hadi gidip Özge'yi bulalım. Çok üzgündür şimdi. Ya bana ne ya? Hadi Emre, unuttun mu? Ödülü onun sayesinde kazandık. Of bıktım bu Özge'den, bıktım. Hadi hadi yürü. Epeydir bu günlük rapor tutma işini ihmal ettim. Konsey üyeleri bu raporları istemeden hemen hazırlayayım bari. Evet, yazıyor musun? Yazıyorum Yüce Kulina. Nerede kalmıştık? Hah. Bugün 3. oyuncak haftasında düzeni bozan hiçbir şey olmadı. Şoker de son günlerde oldukça uysal. Sen öyle zannet. Günlerimiz sakin, neşe, mutluluk içinde geçiyor. Kapıda biri var, kapıda biri var. Kaç! Aptal kuş. Sen kapı mı dinliyorsun bakayım? Ne münasebet canım, ben şimdi geldim. Ne istiyorsun? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Luna'nın gitmesi bana çok dokundu. Luna'yı ben de çok özlüyorum. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O özgür ruhlu bir peri. Hem belki böylesi daha iyi oldu. Eğer burada kalsaydı kim bilir onu nasıl hayartacaktın. Ne var? Luna'yla beraber yaşamak istemem suç mu yani? Herkes sevdiğiyle beraber olmalı bence. Ay kapat çeneni Şoker. Nedenmiş? Örneğin sen müdürle burada yaşamak istemez miydin? Ay hiç fena olmazdı. Ay çekil git şuradan. Kafamı karıştırma, yapacak işlerim var benim. İyi tamam. Seninle de dertleşilmiyor zaten.
seninle çok dertleşiliyor. Şunu söylediğine de bak, müdürle burada yaşamakmış. Ay, aslında çok güzel olurdu ama. Boş hayaller bunlar Kulina. İyi ki söyledin realist kuş. Herhalde. Ay, nerede kalmıştık? Müdür bey buraya geldi. Müdür bey buraya mı geldi? Ne oldu? Ay, bu şoker aklı mı karıştırdı benim? Gerçekleri söylüyorum ama bir türlü yaranamıyorum. Kendisi canı ne isterse yapıyor. Ben bir şey yapmak istemeye kalktım mı da hemen yasak oluyor. Ya bıktım ben buradaki çiftli standarttan canım. Ne o şoker? Ne söyleniyorsun kendi kendine? Canım çok sıkkın Gorfo. Ha? O yüzden söyleniyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı şoker? Var. Beni rahat bırakabilirsin. Neden bana böyle davranıyorsun şoker? Bu koskoca oyuncaklar dünyasında seni gerçekten seven bir tek ben varım oysa. Benim de canımı en çok bu sıkıyor ya. Ha. Saçma sapan bir çizgi karakterden başka bir dostum yok. Luna da gitti. Of, yapayalnızım. Ha. Ondan sonra da neden kötü olduğumu sorup duruyorlar. Olurum tabii. Ha. Hiç olmazsa kötülük yaptığım zaman canımın sıkıntısı geçiyor, eğleniyorum. Ha. Ben de kötü olabilirim şoker. Böylece seni eğlendirebilirim. Saçmalama Gorfo. Sen kim, kötü olmak kim? Hem bu komik halinle nasıl kötü olabilirsin ki? Göreceksin şoker. Bundan sonra sana layık bir arkadaş olacağım. Herkes bana yedi bela Gorfo diyecek. Yedi bela Gorfo'ymuş. Çekil şoker. Ay. Sersem malum. Görürsün şoker, görürsün. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Yaratıcılığımı konuşturmalıyım. Bir dakika. Ne diye hep kötü düşünüyorum ki? Bu sefer çok büyük bir iyilik yapıp Kulina'yı şaşırtayım. Ne yapsam? Ne yapsam? Mavi ormandan çiçek mi toplasam? Yoksa Kulina için bir beste mi yapsam? Hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm bunlar, inanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. 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 Yo yo. Bestecilik günlerim çok gerilerde kaldı. En iyisi Kulina'nın bir dileğini gerçekleştirmeli. En çok istediği şey. Buldum. Müdürcüğü buraya gelsin. İyi de nasıl olacak bu? Bu işin çözümü mutlaka kütüphanede vardır. Evet Özge. Yağmur ve Hulusi'nin projesine verdiğin zarardan ötürü sana büyük bir ceza vermek zorundayım. Çünkü bu yaptığın gerçekten çok yanlıştı. Evet öğretmenim ama... Özge'ye ceza mı vereceksiniz öğretmenim? Ne yazık ki evet. Projenizi düzeltemeseydiniz bu ödülü de alamayacaktınız. Ama öğretmenim bu ödülde Özge'nin de payı var. Evet, Özge ilk projemizi bozdu, bu doğru. Ama sonra projemizi düzeltmemizde en büyük emeği o harcadı. Ya kızım orası öyle olmaz. Bir dakika Emre, bunun yeri burası. Boşuna uğraşıyoruz. O kadar kötü kırılmış ki bu tamir olmaz. Siz ne yapacağınıza biraz yardım etseniz olmaz mı? Biz ne yapıyoruz burada? Yani? Kendimi affettirmek için bana fırsat bile vermiyorsunuz.
Tamam. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Bunun yeri burası. Heh, öyle oldu. Bunu tekrar yapıştırmamız lazım. Ama ortası çok kötü olmuş, baksana. İnce bir şey lazım bize, ittirebileceğimiz bir şey. Bu doğru mu Özge? Doğru öğretmenim. Demek hatanı düzelttin Özge. Aferin. O zaman bu durumu yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Demek kızın böyle önemli bir işe imza attı ha. Vay be. Sorma Volkan. Sevinçten ayaklarım resmen yere basmıyor. Emre de biraz onu örnek alsa fena mı olur yani? Pardon. Hakan Bey'e bakmıştım. Buyurun. Bir iş başvurusu için kendisini rahatsız edecektim de. Kusura bakmayın hanımefendi. Personele ihtiyacımız yok. Ama öyle demeyin. Niteliklerimi bir bilseniz. Ya öyle mi? Dinleyelim bakalım. İstanbul'da tahsilimden sonra Amerika'da master ve doktora yaptım. Oranın çok önemli kuruluşlarında proje yöneticisi olarak da çalıştım. Şimdi ülkeme döndüm ve tek isteğim sizin firmanızda çalışmak. İyi de neden özellikle burada çalışmak istiyorsunuz? Çünkü buranın patronuna hayranım da o yüzden. Gel buraya deli kız. Seni çok özledim canım benim. Ya kaç sene ya? Şu hale bak, yaşlandık resmen. Hiç de bile fıstık gibisin. Hadi oradan yalancı. Fıstık gibi olsam okul yıllarını o kadar peşinden koşturdum. O zaman dönüp bakardın yüzüme. Dur, çıkar bakalım şu çantayı ilk önce. Tanıştırayım. Ortağım Volkan. Bu da sana sözünü ettiğim deli kız Filiz. Aa, hoş çocukmuş. Bekar mısın bakayım sen? Maalesef evli. Yeni evlendi hem de. Geç kaldık desene. Ya. Sen zaten evli değil miydin? Maalesef artık değilim. Benimle evli olmayı beceremedi çünkü işiyle evliydi. Neyse boş ver. Simge ne yapıyor? Ya çok iyi. Seni görünce çıldıracak. Hadi gel onu görelim. Tamam. Efendim, hepinizin bildiği gibi okulumuz öğrencilerinden Yağmur Ertürk ile Hulusi Başkaya uluslararası bir yarışmada projeleriyle ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Ankara'daki törende okulumuz adına kendilerinin başarısından dolayı son derece gurur duyduk. Bu nedenle okulumuz tarafından ailelerinin de bulunduğu bir törende kendilerini ödüllendirmeyi uygun gördük. Ülkemizi uluslararası düzeyde de en iyi biçimde temsil edeceğinize eminim. Aferin benim akıllı kızıma. Çok teşekkürler Özge. Sen olmasaydın projemizi eski haline getiremezdik. Ay canım. Çocuklar nasıl? Kocaman olmuşlardır değil mi? Ya hem de nasıl. Görsen tanıyamazsın. Yağmur seni pek hatırlamaz ama Emre hatırlıyor. Nasıl? Vakit ayırabiliyor musun peki onlara? Bu hayattaki en değerli iki varlığım onlar. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Sen işteyken Makbuş mu bakıyor onlara? Daha çok Nana ilgileniyor artık. Makbuş'un bir yakını. Çocuklar onu çok seviyor. Hakan da öyle. Evet, çok iyi bir kız. Bak şimdi bu Nana'yı çok merak ettim. Aman canım, merak edilecek bir şey yok. Yarım akıllı köylü kızı ama pek sinir işte. Hakan'ın ona bu kadar değer vermesine bir türlü anlam veremiyorum. Ay görsen, o kadar acayip şeyler yapıyor ki. Aslında düpedüz dilinin teki. Neyse, benim bir muhasebeye uğramam lazım. Birazdan gelirim. İyi, tamam. Nana hakkında konuşulunca Hakan niye bu kadar rahatsız oluyor? Demek sen de farkına vardın. Vallahi benim de aklım almıyor. Peki sen nasıl tahammül ediyorsun bu durumu? Of, ne yapabilirim şekerim? Hakan yine birilerinin gözdesi oldu işte. Yani anlayacağın şu sıralarda Hakan'ın gözü Nana'dan başkasını görmüyor. Tabii ona soracak olursan asla böyle bir şey yok. Ancak ben radikal kararlar almak üzereyim. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldin yavrum. Merhaba Makbuş, yemeklerinizi çok özledim. Ah evladım, benden geçti. Nana bakıyor o işlere. Merhaba. Merhaba.
İnanamıyorum. Ne kadar büyümüşler. Deniz abla hoş geldin. Çok özlemişim seni. Ah, sen de Yağmur olmalısın. Ya. Ne kadar büyümüşler değil mi? Hem de nasıl. Bu da benim kızım Özge. Yaşlanıyoruz biliyorsunuz değil mi? Evet. Kızlarla aran nasıl Emre? Fena değil. Her şey hazır. Sofraya geçebiliriz. Vallahi bu gece rejim falan umurumda değil. Hem yemeklerin metini o kadar duydum ki. Ya buyur evladım. Seni çok özlemişim. Ben de. Ay inanamıyorum böyle o saçla ya. Ya o saçla dünyaya gitseydim. Ay bir Türkçeme rezil olurdum vallahi. Eşşoker seni bir elime geçireyim. Bunun hesabını soracağım senden. Bulamadın mı hala Şoker'i? En son kütüphanedeydi. Sizin onu çağırdığınızı söyledim ama gelmedi mi? Gelmedi Hınzır. Ay kesinlikle dünyaya kaçmıştır. Yine bir işler çeviriyor ama yakında kokusu çıkar nasılsa. Ay tamam artık sen gidebilirsin. Yüce Kulina Gorfa çok garip davranıyor. Sürekli bizi rahatsız ediyor. Aklınca bize kötü davranmaya çalışıyor. Onunla bir konuşamaz mısınız? Ay bir o eksikti. Tamam neymiş derdi öğrenelim bakalım hadi. Bundan sonra benim sözüm geçecek buradan. Duydunuz mu beni? Yoksa hiç acımam fena yaparım. Şoker neyse ben de oyum artık. Ona göstereceğiniz saygıyı bana da göstereceksiniz. Duydunuz mu beni? Kime diyorum? İşte. İçimizden böyle geçip durma Gorfo. Gıdıklanıyoruz. Olsun diye gıdıklıyorum. Ama dediklerimi yapmazsanız canınızı fena halde yakarım. Saçmalama Gorfo. Ne yapabilirsin ki? Görürsün sen şimdi. Gorfo ne yapıyorsun sen bakayım? Kuline sen miydin? Gel gel. Ben de bu oyuncakları biraz hizaya getirmeye çalışıyordum. Senin üzerine vazife mi bunlara? İyi de birinin bunları yapması gerek. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle bakayım? Ha? Sevgili oyuncaklarım bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Neler söylediğinin farkında mısın sen Gorfo? Artık eski Gorfo yok. İtip kalktığınız, adam yerine koymadığınız Gorfo öldü artık. Bundan böyle yedi bela Gorfo'yum ben. Aa, delirmiş bu ayol. Başperi olabilirsin ama senden korkmuyorum. Seni kimin bu hale getirdiğini biliyorum. Ha? Sen o şokere güvenerek mi benimle böyle konuşuyorsun ha? Evet, ona güveniyorum. Ne var? Aa, öyle mi? Al bakalım o zaman. Hayır. Hayır bana bunu yapamazsın Kulina lütfen. Öyle de bir yaparım ki. Hayır lütfen. Olamaz. Sadece kafam ve kollarım kaldı. Ne yapacağım şimdi? Bundan sonra böyle kal da aklın başına gelsin Gorfo. Ama Kulina her şey bir şakaydı. Lütfen beni eski halime getirin. Lütfen. Lütfen Kulina lütfen. Ben hayatımda böyle güzel yemekler yemedim. Ellerine sağlık Nana. Afiyet olsun. Oh be, iyi ki gelmişim memleketime. Aman kızım, istediğin yemek olsun. Ne zaman istersen yaparız. Vallahi zaten böyle giderse sizin evden ayrılmayacağım ben. Tamam, bence çok güzel. Hiç mahsuru yok. Canım benim, sağ ol. Anlat bakalım nasıl oldu şu boşanma meselesi? Vallahi evde oturuyordum, birden esti. Arnold'u aradım. Kocamı yani. Schwarzenegger değil ama. Keşke olsaydım. Aman onunla da tanıştım merak etmeyin. Hiç matah bir adam değil. Zaten danışmanlarından ulaşmak benim için bile kolay olmuyordu. Kampanya gezisindeydi. Neyse biraz uğraştıktan sonra onu buldum. Hayatım ben Türkiye'ye dönüyorum. Boşanmak için gerekli dilekçeyi bıraktım. Sen de imzala ve yürürlüğe koy dedim. İyi yapmışsın vallahi. Aa, bu kadar kolay mı bu işler? Evet. Ondan sonra da eşyalarını toplayıp ilk uçağa atlayıp buraya geldim. İyi yapmışsın. Ay biraz daha bu masada oturursam yemekten çatlayacağım. Kızım bırak sen biz toplarız. Sofrayı hazırlamak için bir sürü uğraşmışsınız. Bari şimdi toplamaya yardım edeyim de vicdanım rahat etsin. İyi hadi. Kızım tamam. Sen git otur. Gerisini biz hallederiz. Fizi abla, benim babam da Kanada'da yaşıyor biliyor musunuz? Acaba onu görmüş olabilir misiniz? İyi de ben Kanada'ya hiç gitmedim ki. Benim babam da Amerika'da okumuş. Adı Serdar Gürsan. Tanıyor musunuz?
Hani Türk olduğu için belki tanışmışsınızdır. Hayır canım, tanımıyorum. Özgeciğim, orası çok büyük bir ülke. Gel ben sana anlatayım. Şuna bak, bir anda herkesin gözdesi oluverdi. Bu kızda şeytan tüyü var. Şeytan tüyü mü var? O da ne demek? Yani çok sevimli, herkesin kalbini çalan kişilere öyle denir. Makbuş, sence onun Hakan'a karşı ilgisi var mı? Aa, öyle şey olur mu evladım? Onlar çok eski arkadaş. Hatta rahmetli Hülya ile aralarını Filiz yapmıştı. Olar tam kapısı kaptan. Atmosferden çıkmamıza 10 saniye var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nefes al, 3, nefes al. 2, 1, 0. Evet, atmosferden çıktık. Yer çekimi dengelensin. Denge tüyü. Dengelendi mi? Dengelendi kaptan. Olamaz. Neler oluyor? Bütün kumandalar çıldırdı kaptan. Rotamızdan çıkıyoruz. Houston, Houston. Bir sorunumuz var. Rotamızdan çıktık. Bir göktaşına doğru sürükleniyoruz. Acele et kaptan, bir şeyler yap. Yapıyorum ama olmuyor. Gemiyi terk etmek zorundayız. Olamaz, uzay boşluğuna düşeceğiz. Kurtarma gemisi gelene kadar bu gezegende bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Oyun bitti, yatıyoruz artık. Yarın maceranın devamını oynarız değil mi Filiz abla? Tabii oynarız. Hadi bakalım, oyuncaklarınızı toplayın. Canlarım benim, ne çabuk büyüyorlar. Seni çok sevdiler. Öyle mi? Ama seni de çok seviyorlar. Hadi iyi geceler evladım. İyi geceler Makbuş. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Çocukların yanındaki odayı senin için hazırladım. Teşekkür kızım. Ederim. Hadi, sağ ol Allah Makbuş. Allah rahatlık versin. Simge gitti mi? Evet. Özge'nin uykusu geldi de. Bizimkiler seni çok yormadı mı? Yok canım. Çok tatlılar. Üstelik de çok şanslılar. Senin gibi onları çok seven bir babaları var. Tabii Nana'yı da unutmamak lazım. Her çocuğa böyle bakıcı nasip olmaz. Nana aslında onların bakıcısı gibi değil. Daha çok aileden biri gibi. Ne güzel. Gözüm arkada olmayacak artık. Hülya'yı kaybettikten sonra nasıl idare edeceğinizi çok düşünmüştüm. Bizim için hiç kolay olmadı. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Ama her şeye alıştığı gibi insan buna da alışıyor işte. Seni üzmek istememiştim. Bak, beni bu konuyu açtığıma pişman etme. Hakan'ın üniversitedeki lakabını biliyor musun? Bak, sakın söyleme, sakın. Söyleyeceğim işte. Sakın söyleme diyorum. Söyleyeceğim. Hayır, söyleme. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim işte, söyleyeceğim. Bak, söylemeyeceksin. Söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ya gel. Söyleyeceğim. Hayır, söylersen. Söyleyeceğim işte, gel buraya, gel gel. Söyleyeceğim. Gel, hayır, söylemeyeceksin. Söyleyeceğim işte. Kibarcık, kibarcık. Bak. Kibarcık. Aferin sana. Mutlu musun? Kibarcık. Bana bak Nana, sakın kimseye söyleme bunu. Özellikle Volkan'a, tamam mı? Tamam. Kibarcık. Sen kibarcık. Susacak mısın biraz? He? Bırak. Susacak mısın? Kibarcıksın işte. Anneciğim, bendeki vazife aşkını görüyor musun? Bayram seyran, hafta sonu demiyor, durmadan çalışıyorum bu ilim irfan yuvasında. Tek amacım sana layık bir evlat olabilmek. Gerçi Kulina Hanım'la şöyle Göksu'da küçük bir hafta sonu gezintisi hiç de fena olmazdı ama. Ne yapalım? Kendini yukarı düşürüyor. Kulina, ne olur beni eski halime getir. Hayır canım, olmaz. Hele bir aklın başına gelsin de ondan sonra çekil ay, bakayım ay. Şöyle. Vesikalık fotoğraf gibi dolaşıyorum. Ben ne yapacağım böyle? Aman Allah'ım. Neler oluyor bana?
Neredeyim ben? Bu bir kabus olmalı. Odamda çalışırken nasıl geldim ben buraya? Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden? İşte bu ya. Sırf bunun için bile dönmeye değerdi. Afiyet olsun. Siz yemeyecek misiniz? Biz yaptık evladım kahvaltımızı. Siz buyurun yiyin. Ay Filizciğim, kusura bakmıyorsun değil mi? Gece hazırladığım bu dosyaları şirkete hemen götürmem lazım. Acil bir iş. Anlıyorsun değil mi? Tabii. Sen işine gücüne bak. Nasıl olsa çok vakit var. Gezeriz. Ay şekerim, öyle hoş alışveriş merkezleri açıldı ki burada. Bir görsen. Alışveriş merkezleri Amerika'da da var. Ben İstanbul'u özledim. Eminönü'nü, Ortaköy'ü, Karaköy'ü. Ay aman Filizciğim, ne işimiz var bizim o hengamenin içinde? Her yer böyle vıcık vıcık insan. Hem turist miyiz biz ya? İyi. Tamam o zaman. Ben çıkıyorum. Anneciğim, ben dönene kadar sen burada kal, olur mu? Peki. Hadi afiyet olsun. Bugün okul yok. Birlikte gezelim mi Filiz abla? Olur. Ben de gelebilir miyim? Hayır ya. Emre hani böyle davranmayacaktık? İyi peki, sen de gel. Peki bilgisayarı kullanabilir miyim? Tabii ki. Peki. Birazdan arayayım da çıkacağımızı Hakan'a haber vereyim ben. Oley! Oley! Göreceksiniz. O kadar çok eğleneceğiz ki. Yaşa Filiz abla. Aç bakalım ağzını. Ham. Olamaz. Olamaz. Gözümü açıyorum, kapıyorum. Yine aynı yerdeyim. Nasıl düştüm ben buraya? Ama öyle yapmak istemiyorum. Bunlar da kim böyle? Merhaba. Yeni mi geldin buraya? Merhaba. Evet, yeni geldim. Söyler misiniz bana? Neresi burası? Aklımı kaçırıyorum galiba. Öteki taraf dedikleri... Böyle bir yer mi acaba? Burası oyuncaklar dünyası. İlk gelenler hep böyle şaşırır. Hı? Ama bundan sonra hep burada yaşayacaksın. Burada mı yaşayacağım? Olur böyle şey canım. Benim işim gücüm var. Öğrencilerim beni bekler. Buradan nasıl çıkılır? Rica etsem bana gösterebilir misiniz? Çıkış kapısı nerede? Buradan çıkış yok ki. Artık hep burada yaşayacaksın. Ama benim buradan derhal gitmem gerekir. Ben burada kalamam. İmdat! İmdat! Yardım edin bana, kurtarın beni. Ne tuhaf bir oyuncak, öyle değil mi? Gerçekten böylesi daha önce hiç gelmemişti. Tamam, Tuhancık, merak etme. Tamam, merak etme, sıkılmam. Çok eğleneceğiz, çok. Hadi bay. Kibarcık mı? Ha evet. Biz okuldayken babanıza kibarcık derdik. Kibarcık ha, çok komik. Hadi bakalım, hazır mısınız? Gel bakayım, gel. Gel, uf, çılgın bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım. Şunlara bak. Gülün, çok eğleneceğiz. Çabuk. Evet, güzel oldu. Şimdi bir daha okuyayım. Sevgili babacığım, benimle görüşmek istediğini düşünmeye başladım. Bu yazdığım mailde yanıt vermezsen artık seni sonsuza kadar aramayacağım. Umarım bir kızın olduğunu ve seni çok özlediğini artık anlarsın. Çünkü ben seni hiç aklımdan çıkaramıyorum. Sen neler karıştırıyorsun orada? Hiç mail attım. Kime? Seni ilgilendirmez. Bak kızım ya, yine gıcıklaşma. Emre, uğraşmasana kızlan. Uf, ama ne halim varsa gör. Merak etmeyin, zaman gelince öğreneceksiniz. Evet, ben aşağı iniyorum. Aman Allah'ım,
Aman Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Dönüyorum, dolaşıyorum, yine aynı yere çıkıyorum. Buradan bir kurtuluş yok mu? Ne yapacağım ben? Ay, bu nasıl olur? Ama ya Rabbi, gözlerime inanamıyorum. Kulina Hanım. Ay, sakin olun. Ay. Kulina onu tanıyormuş. Hatırladım ben bu keltoşu. Korfu, suratını silmesini istemiyorsan kapa şeyi. Ay, tamam canım. Kulina Hanım, bana neler olduğunu anlatır mısınız? Söyler misiniz bana? Benim ne işim var burada? Burası neresi? Burası ne tuhaf bir yer sultanım. Bizim ne işimiz var burada? Kabus görüyorum diyordum ama siz karşıma çıktıktan sonra kabus tatlı bir rüyaya dönüştü. Bu adam ne tuhaf konuşuyor ya. Yalnız burada yaşayanların bana terbiyesi biraz eksik geldi. Kulina Hanım, siz buraya daha önce hiç geldiniz mi? Ah, bunu yapanı bir elime geçirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Efendim? Belki bu sizin bir hayaliniz. Hayalinizin içinde ben de varım. Öyle ya, yoksa böyle tuhaf bir yer olur mu? Odamda çalışıyordum. Birdenbire kendimi burada buldum. Bana olan ilginiz aklınızı başınızdan aldı herhalde. Ha? Hay Allah, tabii. Ben bunu nasıl da düşünemedim. Kara sevda demek ki benim aklımı başımdan almış. Ama ziyanı yok. Hayallerimde de olsa sizin yanınızda olmak bana yeter. Ay, neler diyorsunuz ha? Bu iş mutlaka Şoker'in başının altından çıkmıştır. Müdürcüğüm, siz şöyle oturun, birazcık istirahat edin. Benim biraz işim var. Ama sultanım, beni burada yalnız başıma bırakmayın. Zaten sizi bulana kadar akla karayı seçtim. Merak etmeyin, birazdan dönerim. Ah Şoker, elimden çekeceğim var şimdi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yine yalnız kaldım. Efendim, sizden bir şey istemeye geldik. Tabii, buyurun. Nerede bu adam? Kulina döndüğüne göre onun da buraya dönmüş olması gerekir. Hiç merak etme Şoker. Geldi ve şimdi de odamda. Kulina, nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Delirdin galiba Şoker. Sen ne zaman usanacaksın? Ne yani? Kızdın mı şimdi bana? Herhalde sersem. Ne zannediyorsun? Bunu bana nasıl yaparsın? Ama Kulina, ben sen mutlu olursun diye düşünmüştüm. Mutlu olmak mı? Böyle bir şeyden nasıl mutlu olabilirim ki? Onun burada yaşamasının imkan var mı sence? Neden olmasın? Senin yanında çok mutlu. Burada sadece oyuncaklar yaşayabilir Şoker. Bunu bilmiyor musun? Hadi diyelim konsey üyelerinin haberi olmadı da başımız belaya girmedi. Ama adam bakalım burada yaşamak isteyecek mi? Ay, çok aptalca bir şey yaptın Şoker. Biz müdürle ayrı dünyaların insanlarıyız. Bunu anlamıyor musun? Seni çok kötü cezalandıracağım, haberin olsun. Yine mi ceza ya? Hadi şimdi kütüphaneye bakalım bu işi nasıl çözeceğiz. Hadi. Demek size bir şeyler öğretmemi istiyorsunuz çocuklar, öyle mi? Şu işe bak. Gördüğüm hayallerde bile eğitimcilik vasfımdan uzaklaşmıyorum. Ne mutlu bana. İyi ama çocuklar, burada araç geliş falan bir şey yok ki. Nasıl yapacağız bunu? Ne lazım? Söyleyin bize, hemen halledelim. En azından bir tahta, sıralar, defter, kalem filan. Çocuklar, bu işler gerçekte de ki olsaydı ülkemiz ilim irfan yuvası olurdu. Okulsuz köy kalmazdı. Ah Şoker, görüyor musun şu başıma açtığın işi? Hah, işte burada. Bunun için bir iksir formülü varmış. Hemen hazırlayalım. Of, saat kaç oldu? Nerede kaldı bunlar?
Ay bu kız İstanbul'da pek bilmiyor. Başına bir şey gelmesin. Ağzından yel alsın Makbule Hanım. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hakan bir şeyler yapsana. Ya böyle durup bekleyecek miyiz? Telefon açsak? Ya telefonu yok ki. Bence endişelenecek bir şey yok. Biraz geç kaldılar, hepsi o kadar. Ha geldiler. Sizi çok merak ettik. Nerede kaldınız Filiz? Özge nerede? Ya cevap verseniz, Özge nerede? Yok. Ne demek yok ya? Yok. Ortadan kayboldu. Bulamadık onu. Filiz, sen ne dediğinin farkında mısın? Özge'yi nasıl kaybedersin ya? Evet çocuklar. Gorfo topu at. Gorfo topu at. Gel Kulina gel. Gel Kulina gel. Aferin çocuklar. Çok güzel. Ay çok hoşsunuz müdürcüğüm. Çocuklara eğitim mi veriyorsunuz? Sonunda geldiniz Kulina Hanım. Ben de gelmeyeceksiniz diye endişelenmeye başlamıştım. Ay hadi artık alın için şunu. Bütün bu yaşadıklarınızı tatlı bir rüya olarak hatırlayacaksınız. Gerçekte ya da hayalde. Yanımda siz olduktan sonra her şekilde yaşamaya hazırım. Hadi artık için şunu. Çocuklar, size öğrettiklerimi unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Oldu mu? Tamam. Simge sakin ol lütfen. Hayır efendim, sakin falan olmayacağım işte. Çocuğum ortalarda yok, sen bana sakin ol diyorsun. Simge özür dilerim ama benim kabahatim değil. İnternetten bir şey bakacağım diye tutturdu. İnternet kafenin önünde onu bekliyordu. Ama sonra bir anda yok oldu. Özge zaten son günlerde çok tuhaf davranıyordu. Nasıl tuhaf davranıyordu yani? Çok tuhaf işte. Yani ne diyeyim, sürekli internetle uğraşıyordu. Allah'ım ya, ya başına bir şey geldiyse. Böyle bir sorumsuzluk da ancak sana yakışırdı Filiz Hanım. Yeter artık. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ne kadar üzüldüğün belli. Simge lütfen. Nana çocukları yukarı çıkarır. Hadi çocuklar. Hadi. Bizim bilgisayardan birine mail atmıştı. Kime? Bilmiyorum. Oğlum şimdi mi söylenir bu? Ne bileyim, aklıma şimdi geldi. Peki ne yazdığını bulabilir misin? Sanırım evet. E hadi o zaman. Hadi Emre çabuk ol. Bir dakika bakıyorum işte. Babasına mail yazmış. Demek onun için. Hakan ne olur bir şeyler yapalım. Kim bilir ne halidir şimdi benim bebeğim. Dur merak etme. Gerekli her yere haber verdim ben. Zaten şimdi çıkıyorum. Biraz sakin ol lütfen. Hayır efendim, sakin falan olamam. Çocuğum kayıp, anlıyor musunuz? Çocuğum kayıp. Bir haber var mı Hakan? Henüz yok. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler. Ay Allah'ım, çıldıracağım. Zaten bütün hayatım boyunca bana zarar verdin sen. Simge, şimdi bunun ne yeri ne de sırası. Evet, tam da sırası. Hakan'a ilgim olduğunu bile bile Hülya ile evlenmesini sağladın. Hayatım boyunca beni kıskandın, öyle değil mi? Yeter artık, senin aklın başında değil Simge. Kusura bakma Hakan. Ben bu saçmalıkları daha fazla dinlemek istemiyorum. Bir haber alırsan bana haber ver, ben otelde olacağım. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın? Hiçbir şekilde kurtulamaz. Özge. Özge. Canım kızım benim. Canım kızım, prensesim. Nerelerdeydin ha? Annem neredeydin? Ha 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 ha
işte halloldu sonunda. Müdürcüm, artık hoş bir rüya olarak hatırlayacaksın. Ay, bu şokere ne ceza versem acaba? Aklı sıra bana iyilik yapmış. Ne var? Kadın! Ne bakıyorsun? Kadın, kadın! Oğlumu nereye kaçırdın bakayım? Ay, bir de şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Yemedi ki oğlunu. Ay Allah, içim geçmiş. Ne garip bir rüyaydı. Ah Kulina Hanım, ah. Bilseniz sizi ne kadar özlüyorum. Gece gündüz hep hayalimdesiniz. Bak yalnız artık. Hadi anlat kızım. Ha? İstersen ben de gidebilirim. Babama kaç kere mail attım anne. Ama hala bana cevap yazmadı. Belki daha görmemiştir. Belki de doğru adrese gitmemiştir. Hayır, o beni hiç önemsemiyor. Hiç öyle şey olur mu tatlım? Ona cevap gelmeyince çok kızdım. Ne yapacağımı bilemedim. Amacım sizi üzmek değildi. Sadece biraz yalnız kalmak istedim. Tamam kızım. Sen ne olur üzülme artık. Merak etme. Sana söz veriyorum, babanla görüştüreceğim seni. Doğru mu bu? Evet canım. Hadi yavrum, evimize gidelim. Bu gece benimle yatmak ister misin? Gerçekten mi? Yaşasın. Hadi çocuklar, iyi geceler. İyi geceler Makbuş. İyi geceler Makbuş. Biliyor musun ana, radara tam 4 kere bindik. Filiz abla hiçbir şeyden korkmuyor. Hem de her şeyi yapmamıza izin veriyor. 3 tane elma şekeri yedim biliyor musun? Neyin var nana? Yüzün hiç gülmüyor. Ne bileyim. Baksanıza yerime hemen bir başkasını koydunuz bile. Ben herhalde eskisi kadar sevmiyorsunuz. Öyle şey olur mu nana? Sen bizim bir tanemizsin. Seni çok seviyoruz. Senin yerine kimse ama kimse geçemez. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Çok kıskanmıştım ama geçti. Ben de sizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın, olur mu? Tamam. Acaba? Filiz? Herkes yattı mı? Girebilir miyim? Geç tabii, geç. Sence Simge'nin söyledikleri doğru mu? Sen onu aldırma. Dilinin kemiği yoktur biliyorsun. Bir de Özge ortadan kaybolunca deliye döndü tabii. Yarın her şey düzelir, merak etme. Yarın gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Güneyde bir tatil köyünde dinleneceğim biraz. Sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Hala aradığımı bulamadım biliyor musun? Hakan, biliyor musun? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Canım, sen de benim. Bir erkek eğer senin Hülya'ya baktığın gibi bana bakarsa bir gün... onu hiç bırakmayacağım biliyor musun? Biliyorum canım. Ve sendeki o bakışı bugün 2. kere gördüm. 2 kere mi? Evet. Ayrıca o da sana öyle bakıyordu aşkla. Kim? Simge mi? Tabii ki Simge değil, kibarcık. Nana. Nana. Nereye? Otele tabii ki. Yarın sabah erkenden gitmem gerekiyor. Hakan, son bir şey söyleyeceğim. Mutlu olmaktan sakın korkma. Aşkı bir kere yaşamıştın. Ama bu 2. kere yaşamayacağın anlamına gelmez. Nana'ya iyi davran. Sen de kalbini kapatma. Aslında buraya niye geldim biliyor musun? Yıllar sonra belki seninle ben... Şşş, sakın. Sakın söyleme. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Galiba öyle kalmaya da mahkumum. Özletme kendini, olur mu? Olur kibarcık.
Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Hayır. Şimdi olmaz. Lütfen bir 5 dakika daha. Hakan. Nana. Sence Nana bana gerçekten aşkla mı bakıyor?